Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir 11. sınıf öğrencisi bu korkunç fizik dersini nasıl öğrenebilir, nasıl halledebilir, nasıl bu kadar yükün altından kalkabilir? Bu video sadece 11. sınıf arkadaşlara bu soruları cevaplandırdığımız bir video olacak. Şayet başka bir sınıftan öğrencimizseniz lütfen kendinize ait olan oynatma listelerinden bu videolara ulaşın gençler. Sevgili gençler, ben Lider Baskın. ODTÜ Fizik Öğretmenliği mezunuyum ve aktif olarak da 5 yıllık öğretmenlik yapmaktayım. Bu yılda YouTube'a artık biz de girdik ve içerikler üretmeye başladık. Öncelikli olarak bu fizik dersi gerçekten 11. sınıfta çok ağır. Sadece keşke fizik dersiniz ağır olsa. Kimyada çok ağır, matematikte çok ağır. Hal böyle olunca öğrenci şu algıya giriyor 11. sınıfta. Ben niye sayısalı seçtim ki? Oysa gençler, sayısalı seçtiğiniz için bu kadar zor değil fizik dersi. Çünkü aslında matah bir matematik yok arkasında. Ben her zaman ilk başta 11. sınıf arkadaşlarıma böyle giriyorum. Diyorum ki ya 9-10'da yattınız. Toplam fiziğe baktığınızda fizik bilimine girişi saymazsak 8 tane adam akıllı konunuz var. Ama 11. sınıfa bir geliyorsunuz. Aslında böyle kitaptan bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya 2 tane ünite varmış. Ne var ki 11'de? Diyorsunuz. Ama bu iki üniteyle alakalı her türlü konu başlığını, her türlü kavramı anlattığımız bir yıl. Dolayısıyla da öğrenci ilerleyen vakitlerde, bir de ne yazık ki birbirine bağlı kavramlar bunlar. Yani sen ilk konuyu bilmediğinde ilk kavramı, ikincisi olmuyor. Bir tık zorluyorsun, 3'e geliyorsun, 4'e geliyorsun ve 5'te diyorsun ki tamam fiziği bıraktım. Kimyaya gidiyorsun. Bir yerde orada da bocalıyorsun veya matematikte de aynı sorunu yaşıyorsun. Çünkü gerçekten inanın bana 12'de de bu kadar zorlanmayacaksınız. Yani bence şöyle 4 yıla baktığımızda müfredat anlamında en ağır yılınız 11. O yüzden bir tık sizlerle bir 11'i konuşmak istiyorum. Daha nasıl güzel anlatabiliriz diye. Şimdi gençler ilk başta bir şunu konuşalım. Geçen sene Covid başladı ve okulu bir bıraktık. Bekledik ki seneye hallolacak. Bu sene geldiniz. Kimi özel okullar sizi çağırdı, kimileri çağırmadı. Yani hep bir dengesizlik, hep bir belirsizlik içinde yaşadınız. Zaten hali hazırda okula gitseniz bile zorlandığınız bu konulara uzaktan eğitimde iyice nefret bağladınız. Hal böyle olunca da dedik ki biz acaba bunu nasıl toparlarız? İlk önce 11. sınıf oynatma listesini inceleyecek olursanız arkadaşlar, içerisinde sizlere tarihten örnekleri de kattığım videolar dahil olmak üzere toplam 16,5 saatte bitiriyorsunuz. Bakın tüm 11 en ağır yıl 16,5 saatte bitiyor. Neden burası en ağır dediğimi isterseniz bir 9 ve 10. sınıf listelerinden bir ilişki kurmaya çalışalım. 9. sınıf fiziği toplam 9 saat sürüyor. 10. sınıf fiziği toplam 7,5 saat sürüyor. Ve bakın bunların ikisinin toplamı kadar da 11. sınıf konularınız mevcut. Şimdi ilk önce bir bakalım bu konular nasıl anlatıldı sizlere? Tamamen Milli Eğitim Bakanlığı kitapları ve Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları baz alınarak hazırlanmış, tek bir video halinde toparlanmış ve içerisinde de animasyonlarla süslendirilmiş. Çünkü gerçekten hayal etmekte zorlanılan bir ders olan fiziği bir tık daha sizlere görselle böyle hoşunuza gitmesini sağladığımız içerikler oluşturduk. Ve bunların hepsini 16,5 saatte halledebiliyorsunuz. Şayet yaptınız, bakın incelediniz, altındaki ödevleri açıklamalara dikkat ederek ilerleme kaydettiniz ama zorlandınız. Muhakkak ki önceki yıllarda altyapıda bir tık sıkıntılar vardır. Yani sizlere tavsiyem 9 ve 10'un toplamı olan toplamı 16 saate de bir tık göz atabilmeniz. Bunun dışında sizlere 11. sınıfta neler var konu anlatımlarının dışında ilgili sorular var. Bu soruları da kendi piyasada elinizde olan, elinizin altında olan herhangi bir kitapta bakıp çok rahat örnekleri ne yapabilirsiniz? Eşleştirip çok rahat çözümünü sağlayabilirsiniz. Gençler, şimdilik benim buradaki hedefim sadece fiziği anlatabilmek değil. O yüzden sizlere ne dedim? Biraz da tarih videoları var. Çünkü tarihteki kronolojiye hakim olduğumuzda inanın bana
Bu nasıl bulundu? Bunları bulan adam neden buldu? Ya da bunlar benim nerede işime yarayacak gibi soruların cevabınızı da alabileceksiniz. Hal böyle olunca bence fiziği bir tık sevmeye başlayacaksınız veya o ön yargınızı ben bir tık kırabileceğimi düşünmekteyim. Bu yüzden de yani burada sadece dedim yani fiziği değil de doğayı, bilimi öğretebilmek hedefim. Etrafımıza baktığımızda sorgulayabilmek hedefim. Bunun için de sizlerden gelen sorulara ihtiyacım var. Yani ben bunu neden öğreniyorum, nerede göreceğim, nerede işime yarayacak veya günlük hayatta okuduğunuz herhangi bir kitaptan, izlediğiniz herhangi bir belgeselden, filmden, aklınıza takılan herhangi bir soruyu bana yazarsanız inanılmaz mutlu olurum. Daha keyifli öğretimlerin olduğu içerikleri de hazırlamak bir diğer hedefim. Bunun için de tabii ki de sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şayet abone olursanız ve beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız inanılmaz mutlu olacağım. İnanılmaz bir motiveyle içerik üretmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Diğer sohbet videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.